devremizde de joystick kullanarak yatay ve dikey eksende 4 tane LED'imizi yakacağız. Aynı zamanda butonumuzu da kullanacağız. Butona bastığımızda da 4 LED aynı anda yanacak. Bununla ilgili devremizi tasarlayacağız. Kullanacağım malzemeler: bir tane breadboard'umuz var, bir tane Arduino'muz var, bir tane joystick'imiz, 4 tane 220 ohmluk direncimiz, 4 tane farklı renklerde LED diyotum var ve yeterli miktarda da jumper kablolarım var. Devremizin tasarımına başlayalım. Şu şekilde board'umu şöyle çevireyim. LED diyotlarımı isterseniz yukarıdan dizmeye başlayayım. Eksilerini board'un eksi kısımlarında birleştiriyorum LED diyotlarımın. Ve artı bacaklarına da 220 ohmluk dirençlerimi bağlıyorum. Devre şemasına baktığım zaman kırmızı LED diyotuma ait kablom Arduino'da 4 numaralı pine gitmiş. Hemen bunu Arduino'da 4 numaralı pine bağlıyorum. LED diyotlarımla aynı renk kablo kullanmaya dikkat edeyim ki devreme şemasını ileride bir sıkıntı olursa daha iyi kontrol edebileyim. Sarı rengim 5 numaraya, yeşil rengim 6 numaraya ve mavi renk LED diyottan çıkan ise 7 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. LED diyotlarımın bağlantısı hazır. Gelelim joystick'imin bağlantısına. Joystick'ime şöyle baktığım zaman en sağdaki ucum yeşil uç, eksi. Bunu board'un eksi şeridine bağlayalım. Şuradaki şeridime bağlıyorum. Hemen yanındaki sarı rengim artıymış. Hemen onun yanına da artı ucumu bağlıyorum. Turuncu renk kablom X ekseni için A1'e bağlanmış. A1'e bunu bağlıyorum. Şimdi buraya iki tane daha kablo bağlayacağım. Şu şekilde iki kabloyu da bağlıyorum. Hemen yanındaki kahverengi A0'a gitmiş. Bunu da A0'a bağlıyorum. Hemen yanındaki buton switch'imden çıkan ise Arduino'da 3 numaraya gitmiş. Bunu da Arduino'da 3 numaraya bağlıyorum. Evet, joystick bağlantımı da yaptım. Şimdi artı ve eksilerden kablolarımı bağlantısını yapalım. Şuradaki eksi şeridimden kablomu alıyorum. Buradaki eksi şeridine bir kablo getiriyorum LED diyotların eksi şeridinden. Board'umun üzerinden eksiden kablomu alıyorum. Arduino'nun GND'sine bağlayacağım. GND'ye bağladım. Artı şeridinden kablomu alıyorum ve Arduino'nun 5 voltuna da bunu bağlıyorum. Devre bağlantı şemam bu şekilde. Şimdi kodlarımızı bilgisayarda tasarlayalım. Arduino kartımıza gönderip devrenin çalışmasını hep birlikte test edelim. Joystick ile X ve Y pozisyonlarında 4 ayrı LED'i yakma ve butonla tüm LED'leri yakma uygulamasının kodlarını Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını açtık. Voice setup'ın üzerine geliyorum. İsterseniz devremiz için bir açıklama yazalım. Joystick ile LED yakma, buton aktif, yani butonu da bu devrede kullanacağız. Devre şemasını karşımıza açıyoruz. Burada şimdi değişkenleri tanımlayacağız. Joystick'imizin X ve Y eksenlerini A0 ve A1'e bağlamıştık Arduino'da. Butonu 3 numaralı dijital pine, LED'lerimizi de 4, 5, 6 ve 7 numaralı pinlere bağlamıştık. Şimdi bunların tanımlamalarını burada yapalım. X ekseni için X pin ismini veriyorum ve bunu A1'e bağladığımı buraya yazıyorum. Y piniyle ilgili değişken oluşturuyorum. Bunu da A0'a bağladığımı belirtiyorum. Şimdi LED'lerimizi tanımlayalım. Kırmızı LED için K LED ismini verelim. Bunu da 4 numaralı pine bağlamışız. Sarı LED için S LED ismini verelim. Bunu 5 numaralı pine bağlamışız. Yeşil LED için Y LED ismini verelim. Bunu 6 numaralı pine bağlamışız. Ve mavi LED için de M LED ismini veriyorum. Bunu da
7 numaralı pine bağladığımızı belirtiyoruz. Şimdi buton için bir değişken tanımlayalım. Buna da buton pin ismini verelim. Bunu da 3 numaralı pine bağlamış. Aynı zamanda 2 tane daha değişken oluşturacağım. Değer isimli int diyorum. X değer ve int y değer isimli 2 tane de değişkenimi burada oluşturdum. Bu değişkenlerimi şimdi void loop'un içerisinde kullanacağım. Void setup'ın içerisine geliyorum. Pin modlarımı tanımlayacağım burada. Pin mod ile X pinim benim ne olacak? Giriş olacak. Y pinim de benim giriş olacak. LED'lerimizi burada tanımlayalım. K LED output olacak. İsterseniz bu satırı kopyalayalım. 4 tane daha LED için yapacağım. K LED yerine ikinci satırda sarı LED, yeşil LED ve mavi LED olarak bunları tanımlıyorum. En son olarak da butonumu tanımlayayım burada. Butonum içinde ne demiştim? Buton pin ismini vermiştim. Bu butonum benim pull up butonu. O yüzden ben burada kullanacağım komutum benim input pull up komutum olacak. Bir önceki devrede söylemiştik. Bu komutu kullanmaz da sadece input komutunu kullanırsanız devreye bir de 10 kiloohmluk direnç bağlamanız gerekecek. Ama zaten joystick içerisinde bu işlem yapılmış. Sadece bu komutu kullanmam benim için yeterli. Void setup içerisinde tanımlamalarım bunlar. Şimdi geliyorum void loop'un içerisine. Burada şimdi analog read ile x ve y eksenindeki pinlerdeki değerleri okuyalım öncelikle. X değer diyorum eşittir analog read x pindeki değeri oku diyorum buraya. Burayı kopyalayalım. Alta yapıştırıyorum. Burası y değer olacak. Ve analog pindeki hangi değer okuyacak? Bu da y değerini okumuş olacak. Burada bir tane daha bir değişken tanımlayayım. Buna sadece buton ismini vereyim. Bu buton değişkenim de nereden değer alsın? Buton pin içerisinden veri alsın. Bunu nasıl alacağım? Digital read ile alacağım. Buton pin içerisindeki değer alacağım burada. Bunu da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bundan sonra artık alt tarafa gelip if ile değerler açacağım. Ve joystick'ten aldığım değerlere göre hangi değerler aralığında LED'lerimin yanıp yanmayacağını belirteceğim. Buraya if diyorum. Parantez açıyorum. X değer küçüktür. 10 ise diyelim burada. Siz istediğiniz bir değeri verebilirsiniz. Zaten normalde 560 gibi 500 ile 550 gibi bir değer arasında ortada duruyor joystick değeri. Joystick'i bir tarafa çevirdiğinizde 0'a inecek. Bir tarafa çevirdiğinizde 1023'e gelecek. O yüzden burada 0'dan büyük herhangi bir değer verebilirsiniz. Ben 10 gibi bir değer kullandım. Siz 20, 50, 100 gibi istediğiniz bir değeri burada kullanabilirsiniz. Eğer 10'dan küçükse ne yapacak? Süslü parantezlerimi açıyorum. Digital write diyorum. İlk önce hangi LED'imi yaksın? Kırmızı LED'imi yaksın. Kırmızı LED'imi high olarak buraya yazdırıyorum. Eğer onun altında değilse kırmızı LED'im sönsün istiyorum. O yüzden buraya else ifadesini ekliyorum. Süslü parantezlerimi burada açıyorum tekrar. Şuradaki kodu kopyalayalım isterseniz. Buraya yapıştıralım. Kırmızı LED'imi sönük olarak tutsun istiyorum. Yani onun üzerindeyse kırmızı LED'im yanmasın. Sadece onun altındaysa yansın. Şimdi bunları diğer LED'lerim için yapacağım. Burayı kopyalıyorum. Ctrl C ile alıyorum. Altına yapıştırıyorum. Bu sefer X değerim joystick'i diğer tarafa çevirdiğimi düşünürsem bu sefer büyüktür işareti ekliyorum. 1023 gibi bir değer alacaktı en sonda. O yüzden burayı 1000 gibi bir değerden büyükse diye ifade eklersem benim için yeterli olacak. Bu sefer hangi LED'imi yaksın? Sarı LED'imi yaksın. Eğer 1000 ifadesinden küçükse sarı LED'im sönsün istiyorum. Tekrar alta geliyorum. Aynı ifadeyi buraya yapıştırıyorum. Bu sefer x değer yerine y değer olacak. Y değerim nereden küçük olursa, 10'dan küçük olursa bu sefer hangi LED'i yaksın istiyorum? Yeşil LED'imi yaksın. Eğer 10'dan büyükse yeşil LED'im de sönük olsun. Hemen bu alta geliyorum. Tekrar ifademi yapıştırıyorum. Burada tekrar büyüktür işareti yapıp burayı da 1000 olarak değiştiriyorum.
En son yanacak olan LED'im mavi LED. Mavi LED eğer Y ekseninde, tabi bu eksende Y ekseni olacak, Y ekseninde 1000 değerinden büyükse mavi LED'imi de burada yaksın istiyorum. Bunlar joystick'i hareket ettirdiğimizde. Peki butona bastığımızda ne olacak? O zaman şuraya bir de buton için değer girelim. Eğer buton eşittir low ise, ben burada süslü parantezlerimi açıyorum. Ne yapsın? Tüm LED'lerimi yaksın. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki değeri ben Ctrl C ile alayım. Buraya gelelim, yapıştıralım. 4 tane LED değerini yapıştırdım. Şimdi buradaki LED'leri değiştiriyorum isimlerini. Yeşil ve mavi olarak değiştirdim. Evet, kodlarım bu şekilde. Şimdi bir derleme yapalım. Bakalım hatalarımız var mı? Derleme tamamlandı. Hatamız yok. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Devrenin çalışmasını test edelim. Şu şekilde joystick'i bakın. Yukarı hareket ettirdim. Kırmızı yandı. Aşağıya hareket ettirdim. Sarı yandı. İleri doğru hareket ettirdim. Yeşil yandı. Geriye doğru hareket ettirdim. Mavi yandı. Üzerine bastığım anda da bakın. Dördü birlikte yanmış oldu. Seri bir şekilde yapalım. Evet, joystick'le LED diyot kontrolümüz de bu şekilde diyebiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.